Bir önceki videomuzda çemberlere ilişkin bir şeyler öğrendik. Bir çember aslında bir elipsin farklı bir durumudur. Özel bir durumudur demek daha doğru. Özel bir durumdur. Zira bir çemberde daima çemberin merkezinden eşit bir uzaklıktasınızdır. Bir elipste ise merkeze olan uzaklık sürekli olarak değişir. Bir elipsin nasıl gözüktüğünü biliyorsunuz. Bunu size ilk videoda göstermiştim. Bir elips bunun gibi gözüküyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. Yarı çap veya merkeze olan uzaklık sürekli olarak değişiyor. Bu elipsin merkezinin, diyelim ki, başlangıç noktasında olduğunu varsayalım. Buna göre burası başlangıç noktası. Burada görüyorsunuz eğer elipsin üstünde bu noktada isek başlangıç noktasına gerçekten çok yakınız. Bu merkeze en yakın olduğumuz yer. Aynı burada aşağıda olduğu kadar. Evet burada yakın olduğumuz kadar yakınız. Ve burada ise başlangıç noktasından gerçekten çok uzaktayız ve bu da burada uzaklaşabileceğimiz ile aynı uzaklıkta. Buna göre çember bunun özel bir durumudur. Çünkü bir çember söz konusu olduğunda başlangıç noktasına en uzak olabileceğimiz yer başlangıç noktasına en yakın olabileceğimiz yer ile aynı uzaklıktadır. Veya başka bir şekilde anlatacak olursak başlangıç noktasına yani merkeze her zaman aynı uzaklıkta oluruz. Bunları söyledikten sonra şimdi biraz da işin matematiğine girelim. Buna göre merkezi başlangıç noktasında olan bir elipsin genel veya standart formu x kare bölü a kare artı y kare bölü b kare eşittir 1'dir. Burada a ve b herhangi iki sayı. Bunu c kare ve d kare olarak da yazabilirdim. Yani bunlar sadece oradalar işte. Bunun ne anlama geldiğine ilişkin olarak size bir fikir vermesi için eğer sorumuzdaki elips bu olsaydı A yarı çapın x yönündeki uzunluğudur. Hatırlayın burada a kare olacak. Buna göre eğer paydada her ne varsa bunun karekökünü alırsanız a x yarı çapıdır. Yani buradaki küçük çizimimizde, buradaki küçük grafiğimizde merkezimiz başlangıç noktasında olduğundan x eşittir a, y eşittir 0 noktasında olacağız. a virgül 0, evet. Ve tabii ki buradaki noktada eksi a olacak değil mi? Yani bu nokta eksi a virgül sıfır noktası olacak. Ve daha sonra y yönündeki yarıçap Buradaki yarı çap olacak, bu B'dir. Benzer şekilde buradaki nokta x eşittir 0, y eşittir B olacak. Evet, buradaki nokta x eşittir 0, y eşittir eksi B olacak. Evet, çizdiğim şekle göre kısa ve şişman bir elipsimiz var ve aslında uzun ve ince bir elipse de sahip olabilirsiniz. Ancak kısa ve şişman elipste kısa olduğunuz yön minor eksen olarak adlandırılıyor. Böylece b e, tam doğru terminolojiyi unutuyorum zaman zaman ancak b yarı minör ekseninizin uzunluğudur. Peki bu kelime nereden geliyor? Eğer bu şeyin bütünü sizin minör ekseniniz ise veya bunu minör çap olarak da adlandırabilirsiniz çünkü bu bu elipsteki tüm çapların en kısa olanıdır ve daha sonra bunun yarısı. Yani b yarı minör eksenin uzunluğudur. Bu örnekte bu B'dir. Çünkü çizdiğim bu elipse göre B, A'dan daha kısa görünüyor. Eğer B, A'dan daha büyük olsaydı bu durumda uzun ve dar bir elipsim olurdu. Aslında böyle bir tane elips çizeyim. Bunun gibi olurdu. Bunun gibi gözüken bir elipsim olurdu. Evet. Böyle bir durumda B yarı majör eksen olurdu. Çünkü B, A'dan daha büyük olurdu. Bunun boyu eninden daha fazla olurdu. Ancak grafiği daha fazla karmaşık hale getirmeyeyim. Evet, bu durumda A uzunluğu sanırım bunu tahmin ettiniz. A yarı majör eksenin uzunluğudur veya buna majör yarıçapın uzunluğu da diyebilirsiniz. Ve buna ise minör yarıçap diyebilirsiniz. Sanırım şimdi daha anlamlı hale geldi. Peki, şimdi bir tane örnek yapalım. Sanırım gerçek sayılarla bir örnek yaptığımda her şey biraz daha netleşecek. Diyelim ki size şunu sorsaydım. x kare bölü 9 artı y kare bölü 25 eşittir 1. x yönündeki yarı çapınız nedir? Bu x yönündeki yarı çapınızın karesi. Buna göre x yönündeki yarı çap yukarı bakarsak a eşittir 3 diyebiliriz değil mi? Çünkü bu karesi alınmış hali ve eğer bunu arıyor olsaydık b kare diyecektik ve bu bize b eşittir 5 olduğunu söyleyecekti. Eğer bunun grafiğini çizmek istersek ve gene bunun merkezi başlangıç noktasında önce elipsi çizeyim. Yani öncelikle y yönündeki yarıçapımız x yönündeki yarıçapımızdan daha büyük. Bunun gibi gözüküyor olacak. Bazı eksenleri çizelim. Bu X ekseniniz, bu Y ekseniniz, bu Y yönündeki yarıçapınız. Buna göre buradaki uzaklık 5 olacak ve bu uzaklık da öyle olacak ve bu sizin X yönündeki yarıçapınız. Buna göre bu 3, değil mi? Evet, bu da 3. İşte böyle. Şimdi elipsin grafiğini çizdiniz. Zor bir şey yok ve aslında çemberin elipsin özel bir durumu olması konusuna geri dönersek, son videoda bir çemberin denkleminin x kare artı y kare eşittir r kare olduğunu öğrenmiştik. Çemberin merkezinin başlangıç noktasında olduğuna dikkat edin gene. Buna göre eğer her iki tarafı da bu r kare ile bölseydik, Sadece c birsel olarak üstünde oynuyoruz biraz. x kare bölü r kare artı y kare bölü r kare eşittir 1 elde ederdik. Şimdi bu durumda a'nız r ve b de öyle değil mi? Yani yarı minor ekseniniz r ve yarı majör ekseniniz de r. Veya başka bir şekilde ifade edecek olursak bu uzaklık şu uzaklık ile aynıdır ve dolayısıyla kısa ve şişman veya uzun ve ince olmayacaktır tam yuvarlak olacaktır. Çemberin elipsin özel bir durumu olmasının sebebi budur. Şimdi size biraz farklı bir şey vereyim. Bu biraz daha karmaşık gözükebilir ancak sizin bir sınavda karşınıza çıkabilecek bir şey olacak. Ancak size bunun sadece bir kaydırma olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bu elipsi kaydırmak istediğimizi varsayalım. Diyelim ki bunu 5 sağa kaydırmak istiyoruz. Buna göre başlangıç noktası x eşittir 0'da olmak yerine başlangıç noktası şimdi x eşittir 5'te olacak değil mi? Bunu düşünmenin bir yolu şu, bu terimin 5'te 0 olması için bu terim ne olmalı? Aslında bunu sizin için çizeyim. Zira akıl karıştırıcı olabilir. Yani eğer onu 5 sağa kaydırırsak, elipsin yeni denklemi x eksi 5'in karesi bölü 9 artı y kare bölü 25 eşittir 1 olacak. Buna göre eğer şimdi bu elipsi çizseydim, bunun gibi gözüküyor olacaktı. Bunun daha önce çizdiğim elipse oldukça benzer olmasını istiyorum. Sadece 5 birim sağa kaydı o kadar. Ve dairelerle ilgili videoda söylediklerimi hatırlayacaksınız. Eğer x eksi bir şey varsa, bu yeni başlangıç noktasının artık pozitif artı 5'te olduğu anlamını taşır ve bunu ezberleyebilirsiniz. Her zaman diyebilirsiniz ki eğer burada bir eksi varsa yani başlangıç noktası bu sayı her neyse onun eksilisinde ise buna göre artı 5 olmalı. Biliyorsunuz eğer pozitif olsaydı da bunun tersi olacaktı. Ancak bunu düşünmenin gerçekten yolu şu. Eğer şimdi x eşittir 5'e giderseniz x eşittir 5 olduğunda bu bütün terim x eksi 5 aynı buradaki x terimi gibi davranacak. x eşittir 5 iken bu terim 0'dır. Aynı burada x 0 olduğu gibi. Buna göre x eşittir 5 olduğunda bu terim 0 ve daha sonra y kare bölü 25 eşittir 1. Yani y 5'e eşit olmalı. Aynı burada x eşittir 0 olduğundaki gibi. y kare bölü 25 1'e eşit olmalıydı. Buna göre y artı veya eksi 5'e eşit olmalı. Ve sizin gerçekten bunun mantığını kavramanızı istiyorum ve daha sonra diyelim ki Diyelim ki bu denklemi 2 birim aşağı kaydırmak istedik. Buna göre yeni elipsimiz bunun gibi gözüküyor olacak. Konik Kesitlerde bunu pek çok kez öğrendiniz. Ancak bu herhangi bir fonksiyon için doğrudur. Bir şeyleri kaydırdığınızda bu şekilde kaydırıyorsunuz. Eğer bu grafiği 5 birim sağa kaydırırsanız, xlerin tümünü x eksi 5 ile değiştiriyorsunuz ve eğer 2 birim aşağı kaydırıyorsanız, ylerin tümünün yerine y artı 2 koymalısınız. Şimdi önce yeni elipsi çizeyim, sadece size ne yaptığımı göstermek için. Buna göre yeni elipsimiz bunun gibi gözüküyor olacak sarı elipsi 2 birim aşağı kaydırıyorum. Buna göre bu denklem x hala daha önce olduğu yerde x eksi 5'in karesi bölü 9 artı y artı 2'nin karesi bölü 25 eşittir 1. Ve bir kez daha bunu biliyorum çünkü y eksi 2 olduğunda bu bütün terim 0'dır. 0 y eşittir eksi 2 olduğunda ve bu terim 0 olduğunda bu bu terim 0 olduğu durumdaki gibi davranır. Buna göre y eşittir eksi 2 olduğunda aynı davranışı elde ediyorsunuz. Eğri de aynı noktadasınız. Aslında tam olarak buradasınız. Bunda y eşittir 0 iken olduğu gibi yani burada. Buna göre aynı nokta değil. Bunu elipsin aynı kısmı gibi görebilirsiniz. Bir anlamda burada elipsin maksimum genişliği noktasındasınız ve burada y eşittir 2 olduğunda ve burada y eşittir 0'daydınız. Çok çok özür dilerim y eşittir eksi 2 iken evet bu eksi 2. Ve bunun olmasının sebebi buraya y eşittir eksi 2 koyduğunuzda bu bütün terimin 0 olması. Aynı buraya y eşittir 0 iken olduğu gibi. Çok aklınızı karıştırmak istemiyorum aslında konuyu toparlayayım. Bazen aşağıdaki gibi bir şeyin grafiğini çizmeniz istenebilir. y eksi 1'in karesi bölü 4 artı x artı 2'nin karesi bölü 9 eşittir 1. Söyleyeceğiniz ilk şey, tamam bu aynı standart elips gibi y kare bölü 4 artı x kare bölü 9 eşittir 1 olabilir. Aynı bunun gibi ama kaydırılmış. Bunun başlangıç noktası 0,0. Peki bunun başlangıç noktası ne olacak? x eksi 2'dir ve y 1'dir. Buna göre eğer bunun grafiğini çizmek isteseydiniz, y yönündeki yarı çapınız 2, 2'nin karesi 4'e eşittir. x yönündeki yarı çapınız 3'tür, 3'ün karesi de 9'dur. Buna göre x yarı çapınız y yarı çapınızdan daha büyüktür. Yani biraz şişman bir elips olacak. Aslında önce eksenleri çizeyim. Şu şekilde çizeyim. Bu düşey eksenim. Bu da x eksenim. Ve buna göre merkezim şimdi eksi 2 virgül de. Bu eksi 2 ve bu da 1. Elipsimin merkezi bu. Daha sonra x yönünde x yarı çapım 3, buna göre elips bu yönde 3 gidecek. Bunun en geniş noktası o yönde 3 olacak ve daha sonra y yönünde yukarı 2 gidecek. Yani yukarı 1, 2 gidecek. Yani bu burada ve daha sonra 1, 2 ve orada. Yani eğer bu elipsi çizseydim bunun gibi gözüküyor olacaktı. İyi çizmek için elimden geleni yapıyorum boyundan biraz daha şişman ve bunun sebebi x yarıçapınızın y yarıçapınızdan daha büyük olması buradaki uzunluk 3, tam buradaki uzunluk 3, buradaki uzunluk 2. Evet, buradaki uzunluk 2. Bu noktaların neler olduğunu bulabilirsiniz. Zaman harcamamak için bunların tümünü yapmayacağım. Ancak buradaki eksi 2,1 noktası. Buna göre eğer bundan 3 sağa giderseniz, yani eğer x yönünde 3 eklerseniz, burası 1,1 ,1 noktasıdır. Eğer x yönünde 3 giderseniz, bu eksi 5,1 olacaktır. Ve diğer noktaları da siz bulabilirsiniz. Bu sizin için iyi bir alıştırma olabilir. Umarım elipslere ilişkin bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Bunu izleyen videolarda biraz daha zor sorularla uğraşacağız. Verilen denklemlerin kesin olarak bir elips olduğundan emin olmak için ise denklemi bu forma getirebilmemiz gerekecek.